Değerli Ege'den canlı izleyiciler, Denizli'de spor programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz güreşçi Raşit Aysel. Raşit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. 2020 yılının son günündeyiz. Evet. Son programımız bu 2020 yılı için. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Raşit Aysel, Acıpen Benlikköy'ü doğumluyum. 1982 Acıpen Benlikköy'ü doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır atasporumuz güreşle ilgileniyorum. Yaklaşık 600 üzerinde madalya kazandırdım Denizli'yi. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde katıldığım turnuvalarda. Hayatımızı atasporumuzu aradık. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Pandemi sürecinde tabii bunları yapamadınız sporu. 2020'de pandemi süreci başladı ve biz yaklaşık Nisan ayından beri antrenmanlarımızı ara verdik. Malum Türkiye'de bütün organizasyonlar, toplu bulunan yerlerin hepsinde festival tarzı şeylerin yapılmaması kararı alındı. Tabii bu bizim atasporumuz güreşe çok eksi yönde etkiledi. Bizler güreşçiler olarak geçim kaynağımızı atasporumuz güreşten, gittiğimiz festivallerden kazanıyoruz. Tabii bu durum bizi çok etkiledi. Malum 2020'de tarihi kırklar, yağlı pehlivan güreşleri, tarihi elmalı yağlı pehlivan güreşleri gibi geleneksel 4 büyük güreşimiz var. Onlar da yapılmadı bu sene. Güreş ve güreşçiler arasından çok kötü bir sezon geçiyoruz. İnşallah bu virüs denen illetten ülke olarak ve dünya olarak bir an önce kurtuluruz. Eğer kurtulamazsak atasporumuz güreş her geçen gün kanla geliyor. Biz 2020 yılında bir tane turnuvaya katılamadık ve Türkiye'deki bütün güreşçiler olarak da ekonomi olarak ciddi derecede zarar gördük bu işler açıkçası. Çünkü biz çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını atasporumuz güreşten geçen insanlarız. Hani güreşten zaten çok büyük paralar da kazanıyoruz. Şu an onu da kazanıyoruz. Ben bu pandemi süreci başladıktan sonra tabii ek işler yapma düşüncelerine girdim. Meyve aldım, sattım, zarar ettim. Kurbanlık besledim, sattım, zarar ettim. Çünkü, hayat mücadelesi. Hayat mücadelesi. Çünkü ticari bir geçmişimiz de olmadığı için, ticari bir eğitimimiz de olmadığı için bundan çok zarar ettik. Yaklaşık ben 15 yıl biliyorsunuz Onaz Belediyesi'nde görev yaptım. Turgut Devecoğlu'nun sporcusuydum. Allah razı olsun Onaz Belediye Başkanı Turgut Devecoğlu sayesinde zaten bu atasporumuz güreşi devam ettim. Bunun yanı sıra da Acıpen Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan, Muğla Kavaklıdere Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Karataş, abilerim de bize destek verdiler. Tabii şimdi güreşler olmayınca işlerimiz hakikaten zorlaştı. Peki şey sorayım size, Denizli'de yağlı güreş durumu nedir? Kaç güreşçi var? Destek alıyor musunuz? Şimdi biz yağlı güreşçiler olarak bizler genelde belediyeler sayesinde ayakta olan insanlarız. Bazı sivil toplum örgütleri de destekliyor. Fakat şu an bizim mesela ben Honaz Belediyesi'nde görev yapıyordum. Orada Turgut Devecoğlu başkanımız seçilemeyince biz şu an boştayız. Atasporumuz güreşi yapan insanlar hep yerel belediyeler sayesinde ayakta. Tabii festivaller de yapılmayınca atasporumuzun temsilcileri, güreşçiler gerçekten zor durumda. Festivaller olmayınca bu işin ağaları, beyleri de bu işi görmez oldu. Tabii reklam yapılmayınca ister istemez iş adamları, güreşçileri unuttular yani. Böyle de bir durum var. Tabii benim en fazla üzüldüğüm nokta da pandemi sürecine girdik. Federasyon olarak da hani geçimini güreşten sağlayan insanlara, sporculara hiçbir destek, yani bunlar için bir çözüm süreci yapılmadı, düşünülmedi de. Bu bizi çok üzüyor. Mesela ben şu an kendimce bir iki araba alıp satmaya çalışıyorum. Hani ondan da zarar ederiz diye korkuyorum açıkçası. Yaptığımız şimdi biz yıllarca bizim işimiz güreş. Yani biz adam nasıl yenilir, hangi paçasından tutarsam, ne yaparsam adamı tuş etmenin yollarını iyi biliyoruz ama ticarette tuş etme noktasında herhalde kendimiz tuş olacağız bu gidişle. Değil mi? Peki bu güreşsiz Denizli'de şey düzenleniyor mu? Daha önce normal şartlarda olduğunda festivaller falan yapılıyor mu? Tabii Honaz Belediye Başkanımız Turgut Devecoğlu uzun yıllardan beri Honaz'da Kiraz Festivali adına çok güzel organizasyonlar yaptı. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bütün ben baş pehlivanım. Geçen sene olmuştu yanlış hatırlamıyorum. Evet sene olmuştu. Evet, geçen sen. Yıl olmuştu. Evet, onun önce olmuştu. Sonra Acıpen Belediye Başkanımız, Kale Belediye Başkanımız, Beyaş Belediye Başkanımız Denizli'de atasporumuz güreşi gerçekten hizmet veriyorlar.
Tabii pandemi sürecine girince artık niye festival kaldı? Yani gerçekten ben üzülüyorum. Hani bir toplumu var eden şey o toplumun örfü, adeti, geleneği ve görüneğidir. Biz de bu örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz kapsamında atasporumuz güreşe gönül verdik. Hayatımızı kısacası o işe adadık. Ben Kırkpınar'da baş altında güreşiyorum. Yıllardır. Hedefim başa çıkmaktı. Bunu çıkamadık. Allah razı olsun, Turgut Devecioğlu Başkanı'nın sayesinde güreşte gerçekten belli bir yerlere geldik. Belli bir hedeflere ulaştık. Ama pandemi süreci gerçekten bizi olumsuz etkiledi. Federasyon bu sporculara ekonomi anlamında destek planları yapmaması bizi de çok üzdü. Peki fakat imkanı var mı öyle bir şey? Federasyon istese yapabilir mi? Ya şimdi federasyon tabii ki hani bunu gidip meclise bir önerge sunabilirdi. Bizim Türkiye'de girişimlerde bulunabilir. Girişimlerde bulunabilirdi. Çünkü zaten bizim sayımız çok fazla değil. Bugün Kırkpınar'da güreşen baş pehlivan 60 tane falan. Baş altında güreşen atıyorum 100 kusur kişi. Büyük ortada güreşen keza 150 kişi. Bunlar çok sayılar değil. Yani toplamda şöyle baktığınızda baş altı, büyük orta, küçük ortada güreşen toplamda belirli sayıda Türkiye genelinde insanlar var. Atıyorum ben Denizli'de baş altında güreşen Kırkpınar'da biz 2-3 kişiyiz. Yani bunu bir şeyler yapılabilir. Yani koskoca Denizli için bu büyük bir rakam değildir yani. Değil mi? Devlet çeşitli meslek gruplarına destekte bulunuyor. Şunu yapabilirdi. En azından devlet meclise bir önerge sunulup her ilde yaşayan sporculara, o ildeki belediyeler, ne bileyim gençlik spor merkezleri bu sporcularla ilgili en azından bir destek yapabilirlerdi. Pandemi sürecinde bunlar tabii çeşitli esnaflara destekte bulunuyor. Sporculara da bu şekilde bulunabilirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi duyduğum kadarıyla birçok amatör takıma destekli bulunacak Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı. Aynısı güreşçilerde yapılabilirdi. Yapılabilir yani. Ama bunun için girişimde bulunması lazım. Tabii ki. Federasyon, güreş federasyonu. Tabii ki, kesinlikle. Zaten bazı illere bakıyorsunuz, tarihi Kırkpınar'da güreşen bir tane baş pehlivan yok. Bizim mesela Denizli'de bir tane baş pehlivanımız yok. Baş altında güreşen iki kişiyiz Kırkpınar'da güreşen. Ondan sonra büyük ortada güreşen keza kişimiz, insanımız kalmadı. Yine bir iki kişiyiz. Yani bunlar çok büyük rakamlar değil ki. Yani bugün federasyon başkanımız gitse mecliste bu şekilde bir önerge sunsa, her ilde yaşayan Kırkpınar'da güreşen sporcular hakkında bir plan proje mutlaka yapılırdı. Bunlar zor şeyler. Yani Gençlik Spor Bakanı ile bu konu görüşülürse belki oradan da çözülebilir. Çözülebilir diye düşünüyorum ben. Tabii bununla ilgili hiçbir girişim yapılmadı. Malum 2020 sezonunu biz hiç turnuvasız, 5 kuruşsuz kapattık. 2021'de ne olacağı belli değil. Ben bir yıldır antrenman yapmıyorum. Keza bir sürü başka yerler arkadaşlarımız var. Mesela bu sene Kırkpınar yapılacak diye Antalya'dan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban gibi bir sürü arkadaşlarımız var. Bunlar mesela Kırkpınar ha yapılacak diye çalışmalarını iman etmediler. Devam ettiler ama sonunda Kırkpınar yapılmadı. Şimdi ne olacak? Yani önümüzdeki yılda yapılmazsa keza, ondan sonraki yıl yapılmazsa bu güreşçilerin hali ne olacak? Adam ömrünü güreşe adamış. 30 yıldır, 40 yıldır, 20 yıldır bu işi yapan arkadaşlarımız ticaret yapsalar başarılamazlar. Zaten biliyorsunuz. Tüm meslek var. Tabii ki ticareti yapmak hani öyle basit bir şey değil. Altyapı gerektiren bir şey. Ben denedim, deniyorum mesela. Sebze meyve alımın işine girdim. Kiraz sırdımı, köyümdeki meyveleri alıp satmayı denedim. Zarar ettim. Yani kurbanlık beslemeye çalıştık. Ondan da zarar ettik. Şimdi araba işine, araba alıp satmaya, evet. Bocaladık yani toplum olarak, güreşçiler olarak. Ben hani ticari bir altyapımız olmadığı için gerçekten zorlanıyoruz. Hani festivallere katılıyorduk, koordinatörlük yapıyorduk. Bir şekilde çocuğumuzun, ben evde 6-7 tane lüksa bakan bir insan. Her geçen gün zorlanıyorum yani. Peki Denizli güreş dersek, minder güreşi, yağlı güreş var, minder güreşi var. Minder güreşinde durum nedir Raşit Bey? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, bizim Avrupa'da ve dünyada derece yapan mesela Arif Özen var, bizim Acıpayamlı gençler Avrupa dünya şampiyonu, U23'te Avrupa ikincisi oldu. Yine Süleyman Karadeniz kardeşimiz var, Denizli'li. Büyükler Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü 2018-2019, 92 kilogramda Türkiye şampiyonu, sayısız uluslararası da dereceleri, şampiyonlukları var. Yine U23'te dünya üçüncüsü olan Acıpayamlı Murat Dağ kardeşim var. Süleyman Demirci kardeşim var. Baklan'dan. Gençler Avrupa dünya üçüncüsü. Büyükler Avrupa milletler ikincisi. Büyük İslam oyunları üçüncüsü. Büyükler Dünya Kupası.
İkincisi Büyükler 2016, 2017, 2019 Türkiye şampiyonu. Yine Murat Dağ. Bayram Şükrü, Bayram Uysal gibi bir sürü sporcularımız var. Zaten Türkiye denizde, Türkiye genelinde baktığınız zaman, coğrafi olarak, insan yapısına baktığınız zaman atasporumuz güreş için çok verimli bir yer. Hani tarihine baktığınız zaman bir sürü olimpiyatlardan tutun, dünya şampiyonasına tutun, Türkiye şampiyonasına tutun. Hatta belli bir dönemlerde milli takımda atıyorum 11-12 tane adam varsa bunun 6-7 tanesi denizden gidiyormuş yıllar önce. Tabii son dönemlerde denizde özellikle kulüpleşmenin olmadığından, İstanbul'da Sümerbank kulübü var. Sümerbank zamanında güreş denizde çok güçlüymüş. Hatta dışarıdaki sporcular bile Mehmet Güçlü ustamız, Antalyalı başpehlivanlar Recep Gürbüz, bazı başpehlivanlarımız gelmişler buralarda uzun yıllar antrenman yapmışlar. Ama şu an bakıyorsunuz denizde bir tane kamp yapan başpehlivan yok. Niye? Denizde güreş bitti. Hani bizler de artık son şeyleriyiz hani. Değil mi? Daha iyi seviye gelmesi için bir kulüpleşme lazım. Kulüpleşme ferdi sporlarda lazım. Tabii, özellikle. Kesinlikle. Daha sonra bir en azından yerel yönetimlerden veya bir kamu kuruluşundan destek olması lazım. Tabii. Çünkü ben kendi çapımda Honaz'da Turgut Devecioğlu abimizin destekleriyle bir dernek kurdum. Bunu kulüpleşmeye çalıştık. Beceremedik. Yüzlerce sporcular çalıştırdık. Mesela Kale Belediyesi'nde bir kulüp kurmaya çalıştık. Sonra bir aksaklıklar oldu. Çivril Belediyesi'nde keza Gürcan Güven Başkanımızla bu oluşuma girdik. Yine son dönemlerde Pamukkale Belediyesi'nde Sayın Avni Örkü Başkanımıza bunu sunduk. Evet, ben de onu soracaktım Raşit Bey. Ben de sosyal medyadan duydum öyle bir şey olacağını. Sizin paylaşımlarınızdan heyecanlandık. Güzel bir şeydi aslında. Ne oldu sonra? Bağ başında Hasan yaklaşık 70'in üzerinde bir ara öğrenci topladık. Çalıştırmaya başladık. Pamukkale Belediyesi'nde böyle bir oluşum başkanımız sıcak bakıyordu ama sonra nedense bu kulüp kurulmadı. Biz de üzüldük. Hani ben bir yıl aşkın orada Pamukkale Belediyesi'nde çocuk çalıştırdım. Yani ben her zaman diyorum ben bu güreşte çocuk çalıştırmadan hiçbir zaman ücret talep etmedim. Atasporumuz, peygamber sporumuz güreşe bir toplumu var eden o toplumun örfü, adeti, geleneği ve göreneğidir diye. Kırkpınar'da kürsü de çıkardım, madalya da aldık ama kulüp olmadığı için ne yazık ki hani Pamukkale Belediyesi'nde şahsen ben çok üzüldüm yani hani böyle bir kulübün olmayışı. Gerçekten hani biz denizde kaç sporcuyuz ki yani burada 2-3 tane belediye birer tane sporcu alsaydı hem orada çocukları çalıştırırdık, ücretsiz çocuklara eğitim verirdik. Tabii ben üzüldüm bu konuda ya. Peki siz ferdi sporların başta güreş olmak üzere karate işte diğer sporlar da var tabii. Biraz futbolun gölgesinde kaldığını, ötelendiğini düşünüyor musun? Çünkü maliyete düşük bir şey güreş özellikle ve tabii diğer ki sporlarda. Ferdi sporlar şey yapıyor, öteleniyor. Ve bu kesinlikle, nedenle kesinlikle doğru bir tespitiniz var. Bugün futbola yapılan yatırımın bırakın 10'da 1'ini, 5'te 1'ini, %1'i güreşe yapılsa veya başka ferdi sporlara yapılsa inanın Avrupa Dünya Şampiyonları çıkarmak çok basit olur diye. Tabii bu biraz da futbolun gölgesinde kaldık gibi bir şey de oldu. Sizin tespitiniz de kesinlikle doğru. Tabii ki takım sporlarında yani spor deyince futbol akla geldi. Hani futbola geliyor. Böyle evet. İnsanlar spor dediğiniz zaman ilk akla gelen şey futbol ama güreş bizim atasporumuz. Tabii ki bir sürü atasporumuz var. Ben yine söylüyorum. Bir toplumu güçlü tutan o toplumun örfü, adeti, geleneği ve göreneğidir. Bir toplumu ayakta tutan. Ve yaptığınız sporlar da o toplumun örfüne, adetine, geleneğine ve göreneğine uygun spor dalları desteklenirse bence toplum olarak daha güçlü durumda oluruz diye düşünüyorum. Şimdi desteklenmediği için sanıyorum bir önceki olimpiyatlarda sıfır çekmiştik tabii, yani. Tabii. Yani şimdi şöyle bir şey var. 80 milyon bir ülkeye bu yakışmıyor. Şimdi bizim olimpiyatlarda derecelerimiz çıkıyor. Tavakkül, Rıza Hayal gibi ama bunlar yeterli değil. Eskiden olimpiyatta bir sürü madalyalarımız oluyordu. Şimdi belirli sayılarda oluyor. Zaten şimdi ülke geneli baktığınız zaman bugün olimpiyat madalya tablosuna baktığımız zaman şu an net rakamlar aklımda değil ama ülkemizin 50 tane olimpiyattan madalyası varsa inanın bunun 40 tanesi atasporumuz güreştendir. Bunu mesela internetten resmi rakamlar net alabiliriz.
Hatta aslında onu Google'dan baksak onu belirtsek iyi olurdu. En çok adımız da tabii, güreş. 50 madalyanın örnek veriyorum, inanın %90'ı güreşten. %90'ı. Böyle bir güreşin, böyle bir sporun desteklenmemesi, böyle pandemi sürecinde bu sporcuların göz ardı edilmesi gerçekten bizi derinden yaralıyor. Biz hiçbir zaman güreşi ticari bir gelir amaçlı yapmadık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı çıksın, geçim kaynağı. Hani zaten bizim hani çok büyük bu hayattan maddi bir beklentilerimiz yok ama inanın bu dönemlerde güreşçiler çok zorluklar çekiyor. Bir güreş ağır spor değil mi? Tabii ki. Bak ben size şunu söyleyeyim. Ben ev kiramı ödeyemediğim zamanlar oldu şu pandemi sürecinde. Gerçekten zorlandığımız dönemler oldu yani. Hala da zorlanıyoruz. Hani bu 2020'de de bu organizasyonlar yapılmazsa ben birçok güreşçi arkadaşımızın sonunu merak ediyorum. Ve güreşten kopup gideceğiz yani. Ben koptum zaten. Hatta ben geçenlerde sosyal medyada şöyle bir tepki yaptım. Federasyon başkanımız, atasporumuz güreşçiler hakkında bir proje yapmadığı için ben dedim ki bu federasyon başkanı görevli olduğu sürece ben atasporumuz güreş yapmayacağım. Kısmet giyip her meydanlarına çıkmayacağım diye böyle bir tepki yaptım. Hani kamuoyunda da çok desteklendi bu paylaşım. Yani ben üzülüyorum ya. Ama bu siz yapıyorsanız bunu değil. Binlerce güreşçi var. Hepsini kes için geçerli bir olay. Tabii yani sizin yaşadığınızda bütün Türkiye'deki diğer güreşçiler yaşıyor. Türkiye'nin her yerinden bir sürü sporcu arkadaşlarımız var. Hani benim durumumda, benim konumumda olan, hani zorlanan insanlar var. Gidip hayvancılık yapan, çiftçilik yapan. Başarılı olamazlar. Şimdi sizin bir işte altyapınız yoksa ne iş yaparsanız yapın. Zorlanırsınız. Elinizde, avucunuzda 3-5 kurşunuz varsa onu da ticarette kaptırırsınız yani. Yani ticaretin de bir altyapısı var. Ticaretin de bir mantığı var. Ama sen yıllarca güreş yapmışsın. Ticareti anlamıyorsun. Birikmiş 3-5 kuruşun var. Onu da ticarete giriyor. Yerinde de duramıyorsun. Çünkü evet. O para bitecek diye korkuların var. Mutlaka ben bir işler yapayım diyorsun. Ek işler yapayım diyorsun. Onlarda da zarar ediyorsun yani. Çünkü altyapın yok. Değil mi? Herkesin tabii sudan mi? Çıkmış balığa dönüyorsun. Tabii sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Böyle sıkıntılar var. Yani bilmiyorum, ben 2021'de de bu işin olacağını zannetmiyorum. Hatta bu virüsün biteceğini yine düşünmüyorum. 2022'de de bu virüsün devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya üzerinde farklı mantıklar, farklı zihniyetler, bu virüsle ilgili bir sürü söylentiler var. Şöyle açıp bakıp araştırdığınız zaman ben bir güreşçi olarak bizi çok korkuttu yani. Her geçen gün insanlar ölüyor bu virüsten. Hani bilmiyorum, toplum olarak tabii ki zarar görüyoruz ama biz güreşçiler olarak bu işten çok çok zarar gördük. Çok aşırı gördük. Hani bizim %100 kazancımız kesildi. Hiç şu an güreşten biz 1 lira ekmek kazanamıyoruz. Güreş yaptığımızdan dolayı da bizi 1 lira destek yapan ne ağa var ne belediye başkanı var. Hiç kimse yok. Bizi bu üzdü yani. Ben Denizli'yi Türkiye'nin her yerinde temsil etmiş bir sporcu. 600 tane madalya kazandı. İnsanlar bunu kabul etse de etmese de ben Denizli'yi temsil ettim. Yani. Değil mi? Denizli'yi bizim ödülümüz bu değil. Biz bunu hak etmiyoruz. Benim bu saatten sonra ben oğlumu bile bu işe yaptırmak için mücadele veren bir insandım. Benim oğlum her gün spor yapan ve 9 yaşında benim oğlum böyle şu tam jimnastiği, yüzme kursları, her şeyi tam bir güreşçi olarak yetiştiriyordum. Şu an bu fikirlerimin hepsi bitti. Ama yine siz karamsar olmayın. Ben de çünkü önümüzdeki yıllar inşallah bu aşı geldi, çeşitli tedavi usulleri İnşallah oldu. Tedavi oldu. Düzelir diye düşünüyorum. Ümidimiz olma. Ben onu göremiyorum. Ümidimizi ben korktum yani. İnşallah ümidimizi yitirmeyelim de. Hani beni üzen virüsün olması değil. Beni üzen ilgisizlik. İlgisizlik yani. En azından hani bir belediye başkanı, biz oralarda yıllarca gittiğimiz yerlerde cazgırlar bizim ismimiz okuyor. Denizli'nin sporcusu. Madalya kazandı. Sonuçta biz Denizli için mücadele ederiz. Biz gidip de bir Antalya Belediyesi'ne, bir Samsun Belediyesi'ne, bir İzmit Belediyesi'ne gidip de oranın adına turnuvalara katılmadık. Biz Denizli adına turnuvalara katıldık. Biz Denizli'yi temsil ettik. Yani biz böyle bir durumda aslında Denizli'yi temsil eden, sadece güreşten bahsetmiyorum. Bütün ferdi sporlarını, başarıya elde etmiş sporların bu dönemlerde sahip çıkılması gerekiyor. Ya dengeli sahip çıkıldığını düşünmüyorum ben şahsen. Bir gruba çok ağırlık veriliyor, diğer gruba da öteleniyor. Kesinlikle. Başarıya göre de değerlendirilmiyor. Kesinlikle. Bunlar da işte çeşitli sizin dediğiniz gibi dengesizlikler oluyor. Olimpiyatlara gidiyoruz, sıfır çekiyoruz. Ne bileyim Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, belli sonuç ortada. Tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Denizde güreş adına tabii ferdi sporların hepsinde, ben diğer ferdi sporlara muaf bir adam değil ama güreşle ilgili Denizli'de bir kulüpleşme olmazsa, sadece güreş eğitim merkezimiz var şu an gençlik sporu. Orada da sürekli hani eskiden Türkiye şampiyonlarımız çıkardı, şu an artık o başarıları da göremiyoruz. Çok nadir yani. Tek
Denizli'ye yakışır madalyalar, başarılar değil. Denizli'nin şöyle geçmişine baktığınız zaman güreşte özellikle çok ön planlardaydı. Çok rövanşlardı. Türkiye'de konuşulan biriydi. Ama şu an bir turnuvaya çıkıyordunuz eskiden. Oradaki rakiplerimiz diyordu mesela. Biz bunları hep büyüklerimizden dinliyorduk. Keşke Denizli düşmez inşallah diye dua ediyor. Şimdi artık rakipler bile Denizli düşsün diye seviyor. Niye? Güçlü sporcu, gözde sporcu kalmadı. Milli takımda birkaç işte Süleyman Demirci, Arif Özen gibi birkaç tane sporcu arkadaşlarımız var. Onlar var yani. Başka kalmadı yani. Değil mi? Güreşin kurtulması için kulüpleşme şart. Güreşliği olması şart. Kesinlikle. Güreşliği olacak. Kamudan ve yerel yönetimlerden destek olacak. Bu şekilde güreş belli bir düzeye gelir diye düşünüyorum. Peki güreş eğitim merkezleri güreşin kurtarıcısı olarak görüldü. Bir farklı bir projeydi. Tabii. Uzun yıllarda devam ediyor. Siz bunu son geldiği durum itibariyle nasıl görüyorsunuz? Ben güreş eğitim merkezlerinin güreşin belirli bir yerlere gelme noktasında yeterli bulmuyorum. Niye derseniz hani zaten Denizli'nin son dönemlerde güreşteki başarıları belli. Ben kesinlikle Denizli'de yerel belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin kesinlikle kulüpleşme anlamında bir kulüp kurmaları, büyük bir kulüp kurmaları gerektiğini ve bu kulübe Türkiye'de başarılı baş pehlivanlardan, başaltı güreşçilerinden birkaç tane sporcu transfer edip burada bu işi tekrardan canlandırması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu pandemi sürecinde bu işler zor. Bunlar eskiden yapılması gerekiyordu. Bunları hep gündeme getirdik. Mesela bizim Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bir tane baş pehlivan kardeşimiz olması gerekiyordu. Baş altında güçlü 5-6 tane ismin olması gerekiyordu. Büyük ortada 1-2 tane. Aslında Denizli'den yani alttan gelen öğrencilerde bunlar var. Mesela benim Hümmet Bağcan diye bir öğrencim var. Dede bağlı. Çocuk mesela birçok yerde bir sürü madalyalar kazandı. Hep sosyal medyada şurada burada paylaştık. Pamukkale Belediyesi adına turnuvalara katıldık. Ama işte bir kulüp olmadığından bu işe hani küçük de olsa az bir destek yapılsa ben inanıyorum ki Denizli'de güreş bir anda eski günlere dönecek. Eski günlerine döner. Yani bunlar küçük rütuşlarla yapılacak. Yani futbola yapılan yatırımın %1'i, 50'de 1'i, 80'de 1'i ne bileyim yani. Ya burada futbol derken futbol yapılmasın demiyoruz biz. Tabii yani yapılmasın demiyoruz. Kesinlikle hayır. Ben hiçbir sporu kesinlikle eleştirmem. Bütün spor dalları. Evet, yani sadece spor güzel. Sadece spor da değil. Ömer Hocam sadece spor da değil. Sporsal, sanatsal çünkü toplumu var eden şeyler bunlar. Toplumu kültürel olarak zenginleştiren şeyler. Spor ve sanat zaten bir toplumun yani bel kemiğidir. Bunlar olması gereken şeyler. Bunlar her anlamda hak ettiği kadar. Hak ettiği kadar. Bugün olimpiyat tablosuna bakıyorsunuz. Güreş. 50 madalyanın atıyorum 40'ı güreş. Ama buna ayrılan ödeneğe bakıyorsun. Zayıf. Bu yanlış ya. Yanlış. Hani benim hiçbir spor dalına kesinlikle ben herhangi bir spor dalıyla çocuk mutlaka uğraşmalı. Bir çocuk mutlaka bir spor dalına uğraşmalı. Mutlaka spor yapmalı. Tabii ki. Spor yapan sporcu ruhu kazanmalı. Kesinlikle. Her yönden o çocuğu kesinlikle. Ben hiçbir spora yüzmesinden tutun, biniciliğinden tutun, ne bileyim handbolundan tutun, basketbolundan, futbolundan bir sürü spor dalı. Yeteneğine göre değerlendirin. Yeteneğine göre çünkü çocuklara baktığınız zaman şimdi bir çocuğu fiziksel olarak, beyinsel olarak ne bileyim hangi sporda daha başarılı olacağı zaten belli. Patlayıcı kuvveti mi fazla, ne bileyim dayanıklılık mı fazla, kondisyon mu fazla, hangi? Çocuğun zaten fiziksel olarak doğasında bir yapı var zaten. Herhangi bir spor dalına, kimisi atıyorum jimnastikte başarılı olacaktır, esnektir. Kimisi dayanıklıdır, ne bileyim atletizmdir. Halterdir, güçlüdür, patlayıcı kuvvet fazladır, halter yapar, dayanıklıdır, kondisyonludur, güreş yapar, ne bileyim patlayıcı kuvveti biraz daha fazladır, minder güreş yapar, bunun gibi. Mesela ben Denizli Güreş Eğitim Merkezi'nde mezun olan çocuklara bakıyorum. Şimdi güreş olarak değerlendiriyorum. Çocuk yıllarca güreş yapıyor. Sonra belli bir dönem bu güreşte başarıyı da sağlayamıyor. Burada ne olması gerekiyor? Aslında o minder güreşi yapan çocukların başarılı olamayanları direkt yağlı güreşe yönlendirilmesi gerekiyor. Bu yok bizde. Diyor ki adam minder güreş yapıyorsun, bundan dışarı gitme. Hocalar bunu söylüyor. Yeteri. Aslında o çocuk hakikaten o minder güreşin yanında da eğer bir Avrupa Dünya Şampiyonu olabilecek kapasite yoksa, bu işi yapıyorsa, yağlı güreşe yönlendirilse, güreş eğitim merkezleri, il müdürlükleri bunlara yönlendirme yapsa bu şekilde, yağlı güreşte hızlı bir şekilde gelişir. Şimdi bakıyorsunuz,
bir sürü, ben bunlarla ilgili bir sürü örnekler verebilirim. Çocuğa işte adam 4 sene güreş eğitim merkezinde, 3 yıl güreş eğitim merkezinde okumuş, okulu bitirmiş. Adamın 3-4 senelik, 5 senelik, 6 senelik güreş bilgisi var. Sonuç, hiçbir başarı elde edememiş. Bırakmış güreşe, sağda solda amelilik yapıyor, inşaatta çalışıyor, fabrikada çalışıyor. Yanlış. Bu adam güreşi öğrendi mi? Bunun yanında da, hani baktın milli takımı gidebilecek bir sporcu değil. Minder'de bugün elit bir sporcu, başarıya sağlamamış bir sporcu bile yağlı güreşte eğitimi verseniz o çocuğu kimse inemez. Minder'in de böyle bir dezavantajı var. Hani Minder bugün serbest stilde Türkiye'de ilk 8'in adamı, yağlıda birincinin adamı olur. Yağlı eğitimi verirseniz. Hani bunlar da göz ardı edilmiyor. Hani çocuklar sadece Minder güreşi veya Grekoromen veya serbest stilde diye kesinlikle kutuplaştırılmamalı. Yani o mantıkla yetiştirilmemeli. Çocuk orada başarılı olamadıysa serbest bakım biraz. Tabii serbeste geçmeli, yağlıya geçmeli, kara bucağa geçmeli. Hani yine farklı bir spora geçmeli. Farklı bir spora geçmeli yani. Sadece bir yerde kalmamalı yani. Ama bizde böyle bir mantık var. Hani bu çok yanlış bir mantık. Peki sizce güreşin diğer sporlardan farkı ne Raşit'in? Şimdi ben sizi şöyle Ömer Hocam, ben sizi güreşi tanımlayayım. Güreş kitap üzerinde belirli tekniklerle iki kişinin belirli yerlerde birbirine üstünlük sağlamaz. Ama benim tabirimle, benim tanımımla güreş dünyada yaşayan bütün canlılar doğada sağlıklı ve formda kalmak için yaptıkları bir antrenman şekli. Dünya üzerinde yaşayan canlıların içerisinde güreş yapmayan canlı yok. Güreş insana fiziksel ve bedensel olarak çok güçlü bir atletik ve dayanıklı, sağlıklı bir bedene sahip. Güreşin fiziksel anlamda gücü, bakın ben bir yıldır antrenman yapmıyorum. Ve benim hala gücüm, kondisyonum yerinde. Bir yıldır ben daha bir tane güreş antrenmanı yapmadım. Yani pandemi süreci girdikten sonra ben antrenmanlarımı komple kestim. Niye? Ben bu pandemi sürecinin bu dönemlerde güreş yapamayacağını hissettim. Büyüklerimden yaptığım istişarelerde. Bütün organizasyonun olmayacağı hakkında şeylere vardım. Bu bağlamda da hani güreş insana bedenen ve ruhen çok güçlü bir fiziğe sahip yapıyor. Sağlıklı bir, biliyorsunuz güreşte bizim bir de ayrı bizim geleneklerimizde usta ve çırak ilişkisi vardır. Evet, onu soracaktım ben. Evet, usta çırak ilişkisi vardır. Hiçbir sporda yoktur. Bizde bize yaşça büyük, bizden daha tecrübeli abilerimize biz usta diye hitap ederiz. Onun kısmet çantasını taşırız, sırtını yıkarız. Saygıdır değil mi? Saygı, tabii tabii. Belki hani dünyada ben başka spor dalında olduğunu düşünmüyorum. Bizde usta çırak ilişkisi çok önemli. Yani yıllardır gelen bir gelenek, görenek. Evet, Raşit Bey, programımızın son bölümüne geldik. Son bir soru sorayım size. Bir de güreşlerde kulak kırılma olayı oluyor. Bunu nasıl anlatıyorsun? Evet, benim kulağım kırık. Güreşte darbelerden, boyunturuk çok eziliyor. Elense ve boyunturuktan oluyor. Elense ve boyunturuktan oluyor. Yani bu kulağın bu hal almasının sebebi şey. Kulak eziliyor, kan evet. Pıhtılaşıyor, şişiyor. Evet. O kanı biz şırıngayla oradan çekiyoruz ama yine öbür turnuvaya katıldığımız zaman yine kanama oluyor, yine şişme oluyor. Yani o kulak kırılması öyle bir şey. Darbeden, evet. Ezilme. Peki programımızın sonuna geldik. Son görüşlerinizi alayım. Mesajlarınızı alayım yeni yıllar için. Ben buradan Honaz Belediye Başkanımız, Sayın Eski Belediye Başkanımız Turgut Devecioğlu'na, Muğla Kavakçıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir'e, Acıkan Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan'a, Beyaç Belediye Başkanımıza, Ataspor'umuza hizmet veren Türkiye'nin her yerindeki belediye başkanlarımıza buradan selam gönderirim. Ayrıca eşime, aileme, oğlum Hamza'ma, paşam Hamza inşallah iyi bir adam olacak. Vatanı, İşim. Milletini seven bir evlat olacak. Buradan tüm sevenlerime, Acıkan Benlik Köyü'ne, tüm Denizli'li hemşerilerime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ege'den Canlı TV ailesine de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir düşünüp pandemi sürecinde sporcuların sorunlarını gündeme aktardığınız için ben tüm Ege'den TV ailesine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizin gibi gazeteci abilerimizi, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Bütün ferdi sporların, bütün sporcuların kulağısınız, elisiniz, ayağısınız. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Katılımınız için ayağınıza sağlık. Yine inşallah başka bir programa görüşmek üzere. Her zaman yanınızdayız abi. Evet, değerli Ege'den canlı izleyicileri, Denizli'de Spor'un sonuna geldik. 2020 yılının son programıydı. 2021 yılında görüşmek üzere. Hoşçakalın.